Merhabalar efendim. Cuma'ya doğru programına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Diyanet TV ekranlarında sizlerle birlikte yaklaşık böyle bir 29 bölüm önce başladığımız, yani bugün 30. bölümde sizlerle birlikteyiz. Cuma'ya doğru bir yolculuğa çıkmıştık. Bu yolculuk elbette bizlere hakikaten din-i mübini İslam'ın güzelliklerini aktaran bir sohbet programıydı. Ve bu yolculuk da bir sohbet programı olarak sizlere ikram edilmekteydi. Nihayetinde geldiğimiz, içinde bulunduğumuz bu 3 ayların içinde de elbette Cenab-ı Zülcelal Hazretleri'nin bizlere kul olduğumuz bilincine erebileceğimiz birçok ikramı var. Bu ayların özellikleri itibariyle içinde yaşadığımız bu ayların bize öğrettiği hususlar elbette kulluk bilincine bizleri erdirecek hususlar. Bizler ne nispette bizleri kulluk bilincine eriştirecek hususlarla bir arada olursak o nispette kul oluruz elbette. Kul olmak da nihayetinde kurtulmanın bir göstergesidir ve biz de bu ümidi taşımaktayız sizlerle beraber. Malum haliniz, ifade ettiğimiz gibi içinde bulunduğumuz aylar çok önemli. Bugün sizlere ikram edeceğimiz sohbetin konusu da aslında içinde bulunduğumuz aylarla birleşince hakikaten bir kul olarak nedenli önemli bir noktada din-i mübini İslam'ı yaşamamız gerektiğini bizlere anlatmakta, aktarmakta. 3 önemli bahis var bugün sizlere aktaracağımız ve bu önemli bahislerin başında elbette tevbe gelmekte. Ve nihayetinde istiğfar, tevbe istiğfar ve devamında dua. Sizlerle birlikte paylaşacağımız bu konular aslında gün içinde bütün müminlerin kendi hayatlarında, kendi dini mübini İslam'ı yaşama hassasiyetlerinde önemli bir yere sahip. Ama bugün birazcık daha derinlemesine bu konuları işlemeyi arzu ediyoruz. Çünkü biz bugünlerde tevbe edebilirsek, bugünlerde istiğfar edebilirsek halisane bir şekilde ve bugünlerde kulluğumuzun bilincine ererek dua edebilirsek Cenab-ı Allah bizleri Ramazan-ı Şerif'in başı rahmet, ortası mağfiret, nihayeti cehennem azabından kurtuluş olan o günlerine temizlenmiş bir kul olarak eriştirecektir. Bu ümidi taşıyoruz biz. Ve bugün işte bu konuları sizlerle birlikte paylaşacak ve gerçekten latif sohbetiyle birlikte gönüllerimizi güzelleştirecek çok kıymetli bir konuğumuz var. Değerli hocamız Ordu İl Müftüsü Mürsel Öztürk Beyefendi ile beraberiz. Muhterem hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. İyisiniz inşallah. Hamdolsun Mevla'ya. İyiyiz. Mübarek dediğiniz gibi güzel ayların içerisindeyiz. İnşallah Ramazan'ı özlemle bekliyoruz. Ramazan'a hazırlık için işte Şaban ayı, Recep ayı evet. Önemli bizim için, arınma için. Ramazan'a inşallah tertemiz bir şekilde girip Kadir Gecesi'ni idrak etmeyi ve inşallah bayrama kavuşmayı arzu ediyoruz. İnşallah efendim. Efendim değerli seyircilerimiz de çok iyi biliyorlar. Biz aslında programımızda sohbetimize ışık tutsun diye ayet-i kerimelerle başlıyoruz. Evet. Her programda da birbirinden gerçekten güzel hocalarımız bizlere ikram ediyorlar ayet-i kerimeleri. Bugün de Ankara Pursaklar Darül Erkam Kur'an kursu öğreticilerimizden kıymetli hocam, değerli kardeşim Orhan Güngör Beyefendi bizlerle beraber. Arzu ederseniz hocamın tilavetine gönlümüzü açalım, ardından sohbete devam edelim. İnşallah. Orhan hocam buyurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا
وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قل ما يعبأ بكم ربي لولا فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم إذا
فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. صدق الله العظيم. الفاتحة. Muhterem hocamızın okuduğu ayet-i kerimeler sonunda öyle bir işaretle bitiyordu ki bizler duanın ehemmiyetini o nispette anlamış oluyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz. Böyle Kur'an-ı Kerimlerin önüne geçelim. Evet. Ne kadar güzel bir tilavetti. Çok sağ olun hocam. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ve çok enteresan Darül Erkam Kur'an kursundasınız. Darül Erkam, evet. Eyvallah. Erkam'ın evindesiniz. Evet, Allah. Ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin zamanında Darül Erkam'ı şöyle bir gözümüzün önüne getirdiğimizde gencecik ashab-ı kiram. Aynen. Ama şimdi sizin Kur'an kursunuzda farklı yaş dilimlerinden, evet, en küçüğü belki 5 yaşında, en büyüğü 10 yaşlarında, öyle mi hocam? 15 yaşlarında. Ama 5 yaşında da hafızlar var değil mi? Kur'an-ı Kerim'i hıfzeden çocuklarımız. Belleyenler var elbette. Maşallah, eyvallah. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Allah'a şükür iyiyiz. Allah iyilikler versin. Memnun olduk. Sizle eyvallah. Buluştuk tekrar. Allah razı olsun. Tekrar biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Geldiğiniz Allah için. Kur'an kursu nasıl? Kaç öğrenci var şu anda? 50 üstünde, 50-52 civarında. Gündüzlü ve yatılı olmak üzere. Kaç yatılı talebe var? 36. Hay maşallah. 36 yatılı, eyvallah, öğrencimiz var. Hepsine selamımızı iletin inşallah. Allah razı inşallah olsun. Teşekkür ederim. Cenab-ı Allah Kur'an ile meşgul olanlara, yani Kur'an'a hizmet edenlere, evet, hakikaten farklı bir muhabbet veriyor. Evet. Bu anlamda sizlere çok teşekkür ediyoruz. O biz gençlerin yetişmesinde emeğiniz olduğu aynen için. Öyle. Çok sağ olun hocam. Sağ olun. Sizleri yolcu ediyoruz. Buyurunuz. Eyvallah. Orhan hocamız, Orhan Güngör hocamız bizlere hakikaten çok güzel bir tilavet ikram etti. Okuduğu ayet-i kerimelerin mealiyle inşallah sohbetimizi şekillendireceğiz. Lakin ben de sizlere Fecr suresinden ayet-i kerimeler, Allah-u Teala'nın bize bir surenin sonunda ikaz mahiyetinde, yol aydınlığı mahiyetinde ikram ettiği ayet-i kerimelerden 3 tanesinin mealini, hatta 4 tanesinin mealini takdim etmek istiyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey imanın huzuruna kavuşmuş insan! Sen ondan razı, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Böylece has kullarımın arasına sen de katıl, cennetime gir. Azim olan Allah doğru söyledi. Elbette doğru söyledi. Çünkü Cenab-ı Allah kullarını hakikaten o kadar çok seviyor ki birçok bahane yaratıyor ve yarattığı bahanelerle kullarını temizlemeyi murad ediyor. Kullar o bahanelerin bir tanesinden böyle tabiri caizse sapasağlam bir şekilde tutsa nihayeti elbette cennet ve cemalullah. Öyle değil mi hocam? Evet. Tekrar hoş geldiniz. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Eyvallah, bu bahar gününde baharın en güzel yansıdığı şehirlerden biri olan Ordu'dan gelmiş bulunuyorsunuz, evet, buraya. Efendim. Ve bizim sohbetimizin konusu müminlerin gönlünü bir bahar havası haline dönüştürecek tevbe, istiğfar ve dua. Ne söylersiniz bu kavramlar, evet, hakkında hocam? Çok teşekkür ediyorum. Ben önce Ordulu kardeşlerimize ve Ordulu kardeşlerimizden bütün kardeşlerimize selam getirdik. Eyvallah. Cenab-ı Hak bütün, evet, müminlerden, kardeşlerimizden razı olsun diyoruz. Okunan tabii ayetler çok dikkat çekiciydi. Yani çok, evet, hem Furkan suresinin ayetleri dinlediğimiz, hem de Nasr suresinde. Evet. En son sizin okuduğunuz Fecr suresinde. Fecr suresinin son ayetleri. Hepsi bize Cenab-ı Hakk'ın merhametini, rahmetini gösteriyor. Evet. Yani kuldan sadece küçücük bir yaklaşım, küçücük bir dönüş, ona biz tövbe diyoruz. Yani bir hissetme, Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetini, vahdaniyetini, evet, evet, gönlünde hisseden bir insan ne kadar günahkar olursa olsun ufacık bir samimi dönüşle Cenab-ı Hak ona bütün mağfiretini bağışlıyor.
Değil mi? Ve bağışlamayacağı, bağışlayamayacağı hiçbir günah da bizim inancımıza göre yok. Ama işin hikmeti şuradan kaynaklanıyor. Kuldan bir dönüş olması lazım. Bir tövbenin anlamı zaten dönüş demektir. Dönüşüm bugünkü tabirle. Değişim ve dönüşüm. Yani kötü halden, günahkar halden iyi hale doğru bir değişim isteyecek kul ve dönecek. Ondan sonra gerisi çok kolay. Ondan sonra Rabbimiz bizi mağfiret ediyor. Pişmanlık, mağfiret dediğimiz, istiğfar dediğimiz şey, yaptığımız hatalara pişmanlık duymak, gözyaşı dökmek duruma göre. Ondan sonra dua kapıları açılıyor bize. Rabbim bize merhametiyle muamele ediyor. Dolayısıyla bizim yapacağımız en önemli şey, kulun yapacağı en önemli şey Cenab-ı Hakk'a yönelmesidir. Bu olduktan sonra gerisi Rabbimizin atı rahmetiyle beraber, doğrusu biz artık bu rahmet ırmağına kendimizi atmış oluyoruz tabiri caizse. O bizi götürüyor artık, ondan sonrası çok kolay. Ama o dönüşle alakalı bir mücadele var, o çok önemli. Ademiyette yani Hazreti Adem'in ve şeytanın malum iki tane iki tane bu dönüş ve inatla alakalı iki tane örnek var önümüzde. Kur'an bize onu gösteriyor zaten. Hazreti Adem yanlıştan sonra Rabbena zalemna enfusena ve in lem tağfir lana ve terhamna lenekunenne minel hasirin diyor. Pişman oluyor. Yani büyük bir pişmanlık duyuyor. Ademiyet bu. Yani bizim ayağımızda bu var. Ama şeytanlık başka bir şey. Şeytan öyle demiyor. Ene hayrun minhu halakteni min narin ve halaktehu min tin. Ben ondan hayırlıyım. Yani kafa tutuyor. Yani bu Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği niye böyle yapıyorsun'a cevabı böyle bir cevap. Bu şeytanca bir yaklaşım. Ama bizim yaklaşımımız ademice olması lazım. Ademce olması lazım. İnşallah. Bu konuları burada epeyce görüşeceğiz. Rabbim inşallah rahmetine bizi garg eylesin. Amin, günahlarımızı bağışlasın. Ahmet inşallah. Soyit Efendi'nin bir ifadesi geldi hatırıma. Kimi tevbe eder esfiya olur, kimi de inat eder eşkıya gider diyor. Evet. Çok güzel bir ilahiyatın bir bölümünde geçiyor bu. Evet. Hakikaten öyle. Peki hocam, şimdi çok sık duyduğumuz kavramlar. Ya tövbe et deriz biri bir hata işlediğinde ama tövbe etmek... Bu kavramlar nedir? Hayatımıza yerleştiği gibi bir mana mı taşır? Yoksa bunun asıl köküne indiğimizde nasıl bir derya çıkar karşımıza? Sonrasında istiğfar ve dua kavramları. Evet. Biraz derinlemesine bu bölümde işleyelim. Bir eser okuyalım. Sonra asıl İnşallah. Tevbeden, istiğfardan girelim efendim. İnşallah. İnşallah. Aslında sıralama çok güzel. Yani sizin de güzel bir sıralama var. Önce bir tövbe var. Tövbe. Bir dönme, yani yanlıştan dönme artı bu dönmenin, bu değişimin bir de iyiden daha iyiye doğru bir değişimi de var. Tövbede bu var. Yani peygamberlerin tövbesi budur zaten. Değil mi efendim? Evet. Efendimiz sadece günahkar olmak değildir tövbe değil etmeye sebep olan. Hiç değil. Tövbe çok farklı bir şey. Tövbede tamamen yanlıştan iyiye evrilme, dönüş var. İyiden de daha iyiye bir dönüş var. Tövbede bu var. Sevgili Peygamberimiz mesela bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki ben ey müminler Allah'a tövbe ve istiğfarda bulununuz. Ben günde 100 defa tövbede bulunuyorum buyuruyor. Aynen. Bakın oradaki tövbe tabirini Peygamberimiz kendisi için kullanıyor. Ama istiğfar tabiri orada yok dikkat ederseniz. Evet, evet. Çünkü Peygamberimizin dönüşü yani haşa onlar günahtan münezzeh, Cenab-ı Hak onları koruyor. Elbette. Ama Peygamberimizin dönüşü daha Allah katında daha güzel makamlara çıkmak için. Hazreti Ayşe validemiz sabahlara kadar Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselam ibadet ve taatla meşgul oluyor. Ayaklarının şiştiği rivayet ediliyor. Ona diyor ki ya Resulallah senin gelmiş ve geçmiş günahların bağışlandı. Bu nedir? Allah'a daha sevimli kul olmayayım mı? Bu tövbe işte. Tövbede böyle bir güzellik var. Yani herkes için, herkese şamil bir tarafı var. Tövbenin. Dolayısıyla tövbede bir dönüşüm. Yanlıştan iyiye doğru, iyiden de daha iyiye doğru bir dönüşüm, bir değişim var. Peki istiğfar nedir hocam? İstiğfar aslında yanlışa pişmanlık duyma. Yaptığımız yanlışlar için gözyaşı dökme. Yani Cenab-ı Hakk'a karşı yaptığımız o isyan hareketlerine karşı
gönlümüzden önce kalpten başlayan büyük bir pişmanlık duyma halidir. Aslında tövbeyle istiğfar beraber olduğu zaman bir anlamda taşıyor. Evet. Dönüşüm yoksa, dönüş yoksa, yani habire bu tabirleri, ifadeleri kullanmanın çok fazla bir anlamı yok. Yani tövbe edip temizlendikten sonra tekrar aynı günahları işliyorsa kişi, demek ki tövbesi de samimi değildir. Evet. Bununla, bunu istiğfar ile de sağlamlaştırması gerekir. Aynen öyle. Yani dönüşü çok sağlam olacak, samimi olacak. Bu samimi dönüşün peşinden hemen çok gözyaşı dökerek bu işin çok yanlış olduğuyla alakalı içinden çok büyük bir pişmanlık duyacak. Evet. Beraber olduğu zaman, ikisi beraber olduğu zaman ancak bir zemin oturuyor bu. Evet. Yani tövbe ayrı, daha doğrusu dönüyor ama bir pişmanlığı yok. Mesela vücudu zarar görmüş veya ne bileyim haysiyeti şerefinde bir eksilme olmuş yanlış yaptığı için. Yani bu olmasa yine yapacak bu yanlışı. Bir pişmanlık yoksa o dönüş, o tövbe bir makbul bir tövbe değil. Yani o dönüşün anlamı istiğfarla beraber olması lazım. Dolayısıyla istiğfar aynı zamanda hem işin içerisinde dua var. Yani ya Rabbi benim bu dönüşümü kabul eyle. Yani bu dönüşünü Cenab-ı Hak arz ediyor. İşte burada hadisi kutsi'de belirtildiği gibi kuldan bir karış bir dönüş olduğu zaman Cenab-ı Hak ona bir zırağa yaklaşıyor, bir kulaç yaklaşıyor. Yürüdüğü zaman koşarak geliyor. Buradaki işte dönüşteki samimiyet önemli. O samimi dönüşler olduğu zaman bu samimi dönüşler bazen kişiyi kendisini de etkiliyor, çevresini de etkiliyor. Ya yani çevreye de ders veriyor. Onun için belki ileride konuşacağız onları. Nasuh'ta bu da var. Yani etkili bir tövbe, etkili bir dönüş olması gerekiyor. Önce bu bizim kendi nefsimizde bu dönüşümüzün olması gerekiyor. Sonra da istiğfarla bunu taşlandırarak, pişmanlığımızı Cenab-ı Hakk'a arz ederek bunu pekiştirmemiz gerekiyor. Daha sonra zaten istiğfarın bir kısmında bağışlanmayı talep etme var. Zaten dua da var. Aynen. Dua ile bu taşlandırılabilir. O zaman Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği o rahmet deryasında yerimizi alırız inşallah diye düşünüyorum. Furkan suresi 77. ayet-i kerimede de Orhan hocamızın okuduğu duanız olmasaydı Rabbim size ne diye değer versin, yani, ne diye ehemmiyet versin? Yani evet, Cenab-ı Hak zaten dua işte Allah'a yönelmek. Allah'ı Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetine doğru kulun merhale kat etmesi, onu tanıması, ona yalvarması, boyun bükmesi, aciziyetinin farkına etmesi, varıp kendisini yaratan Rabbini tanıması bir yönüyle. Evet, öyle. Çünkü tabii duanın adabıyla alakalı farklı şeyler de var. O bize bizden daha yakın. Amin. Yani şah damarımızdan bize daha yakın olan, bize bizden daha yakın olan Yunus Emre'nin söylediği değil gibi. Sensin bize bizden yakın. Görülmesin. Lütfun da hoş. Evet, hoş. Görülmesin hicap nedir o tarafı var. Eyvallah. Yani bize bizden çok daha yakın Rabbül Alemin. Aracıya da gerek yok. O bizi her zaman duyuyor, her zaman görüyor, kalbimizden geçenleri biliyor. Amin. Hatta bazen dil yeterli olmuyor. Yani dil bazen ifade edemiyor ama gönül önemli. Dönüldüğü zaman Rabbül Alemin inşallah o kullarına medet edecek. İnşallah. Evet. Hocam izninizle bir eser okuyalım burada. Ardından devam edelim. Hazreti Aşki'den, Muzaffer Uzak Efendi Hazretlerinden, Cenab-ı Allah sırrını mukaddes eylesin. Çok güzel bir nutku şerif var. Affet isyanım benim, halim yaman Allah'ım. Refet nisyanım benim, medet aman Allah'ım. Birlikte söylersek, böyle lisanen elbette eşlik etmeyebilirsiniz ama gönül olarak eşlik ederseniz bu ifadelerde, nutku şeriflerde tevbe bahsine geçer inşallah. Evet. Değil mi hocam? İnşallah. Buyurun.
Affet isyanım benim, halim yaman Allah'ım. Affet isyanım benim, halim yaman Allah'ım. Refet isyanım benim, meded aman Allah'ım. Halim yaman sultanım. Refet isyanım benim, meded aman Allah'ım. Halim yaman sultanım. Defterim dolu siyah, amelim tek mil günah. Defterim dolu siyah, amelim tek mil günah. Sensin kuluna penah, meded aman Allah'ım. Halim yaman sultanım. Sensin kuluna penah, meded aman Allah'ım. Halim yaman sultanım. Ümmet et Habibine, gönüller tabibine. Ümmet et Habibine, gönüller tabibine. Rahm eyle garibine, meded sultanım. Rahmeyle garibine, meded aman Allah'ım. Halim yaman sultanım. Aşk-ı azad eyle, cemalinle şad eyle. Aşk-ı azad eyle, cemalinle şad eyle. Kulum diye yad eyle, meded aman Allah'ım. Halim yaman sultanım. Kulum diye yad eyle, meded aman Allah'ım. Halim yaman sultanım. Ey Allah'ım, ey Allah, senden gayrı yok ilah. Günahlarım affeyle, ey rahmeti bol Allah. Ya Allah, Allah, ey rahmeti bol Allah. Ya
ey rahmeti bol Allah. Kullar senin, kulların günahı çok. Bunların Rabbi sensin, onların ey rahmeti bol Allah. Ya Allah, hu Allah, ey rahmeti bol Allah. Ya Allah, hu Allah, ey rahmeti bol Allah. Ellerinize sağlık. Tolgacığım, uzun süredir beraber değildik. Aramızda görmek seni büyük mutluluk. Çok güzel bir taksimdi. Nefesine sağlık. Evet Muhterem Hocam, sohbetimize devam edelim inşallah kaldığımız yerden. Ve ilk husus tevbe husus. Evet. Birazcık daha derinlemesine gireceğiz diye arzu etmiştik. Ama i̇nşallah. Bunun öncesinde sevap ve günah ne demektir? Evet. Günahın küçüğü büyüğü olur mu diyerek sual ederek başlayalım inşallah sohbete. Tabii sevap ve günah deyince aslında hepimiz de biliyoruz ki Rabbimizin bize verdiği görevler var. Bir de çizgiler var. Yani evet. açılmasını istemediği, haddini hat koyduğu, çizgi koyduğu evet. noktalar var. Aslında bize emrettiği Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselam vasıtasıyla evet. Kur'an'da emrettiği farzlar, vacipler dediğimiz şeyler. Evet. Sevap diye bildiğimiz, bize sevap diye yapıldığı zaman Allah katında hem kulluk görevimizi yaptığımız hem de cenneti vaat ettiği davranışlar var. Bunların başında farzlar geliyor, vacipler geliyor. Sonra sevgili Peygamberimizin sünneti, sevap dediğimiz elbette, şeyler. Evet. Onun İslami yaşadığı şekliyle hayatımızda tatbik etmemiz, onun tavsiyeleri, onlar hı-hı, hepsinde hı-hı. Bizim için bir sevap, bir kazanç var. Artı, hatta Efari Mükellef'in daha Subya Mektebi'nde öğrendiğimiz evet, bunun efendim. Bir de müstehap kısmı var. Yani, ya müstehap evet. da nedir? Sünnet değil, farz değil ama vacip değil ama yapıldığı zaman çok güzel, fıtrata uygun, Allah'ın evet. muradına uygun, sevgili Peygamberimizin muradına uygun şeyler de bunların hepsinden biz bir sevap kazanıyoruz. Evet. Yani peki bunun azı çoğu var mı? En az karşılığı Kur'an-ı Kerim 10 katı veriyor. Yani mesela şu anda iyi işler yapanlara, hiç suç işlemeyenlere evet. Yani bir mükafat veriliyor mu mevcut? Dünyada evet. öyle bir şey pek yok aslında. Suç işleyenler için bir karşılık vardır. İşlemeyenler hiçbir şey olmaz. Onlar giderler ama evet. fakat Kur'an öyle değil. Cenab-ı Hak iyi iş yapanlara en az 10 katı sevap veriyor. Sevaplar bunlar. Yani farzlı vacipler, sünnet, müstehap dediğimiz şeyler. Bunlar evet. serbest saha, emredilen kimisi. Bir de mendup dediğimiz yani yapılmasında yapılmamasında ne günah ne sevap olmayan bizim eylemlerimiz var. Bunlar da hayatımızı çok yekün tutan bir şey. Bu anlamda yani sevap kazanacağımız alan oldukça geniş. Çok çok geniş. Yani biz sevapları saymakla bitiremeyiz. Elbette. Ama günah dediğimiz şeyleri sayabiliriz. Bu çok ilginçtir. Yani haramlar bellidir. Evet. O çizgi bellidir. Hem bu bizim için de bir rahmettir. Kullar bunu çok rahat bilebilirler. Mesela işte adam öldürmek nedir dediğiniz zaman hemen haramdır. Tabii. İşte zina nedir, işte faiz nedir? Herkesin hemen bildiği bir şeyler vardır. Bu saha çok dar bir sahadır. Evet. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin eseri olarak geniş saha meşru olan sahadır. Dolayısıyla evet. Sevap dediğimiz şeyler meşru olan şer-i şerifin meşru gördüğü bütün alanların hepsinde biz bir sevap kazanırız. Ama günah dediğimiz, haram dediğimiz, mekruh dediğimiz, müfsit dediğimiz o çizgiler de yasak sahadır. Evet. Oralardan Müslüman uzak kalacak. Aslında bir önemli husus daha var. Serbest saha yani emredilen şeylerden önce daha çok yasaklarla ilgili bizim dikkatimiz çekilir. Emredilen şeylerde yani biraz imkan aranır. İmkanımız varsa onları yapmayla sorumluyuz ama yasaklarla alakalı çok kalın duvarlar vardır. Orada ancak ölümle karşı karşıya geldiğimiz zaman yasaktan faydalanma var. Fakat serbest saha dediğimiz, sevap kazanacağımız saha hayatımızda oldukça geniştir. Ama insanlar yine de evet. dönüp dolaşıp o çukura, o yanlış yere düşebiliyor. Ondan da tövbeyle inşallah kurtulmuş eyvallah. Olurlar. Yani o kurtuluşa geçme noktasının ilk adımıdır tövbe etmek. Evet.
Tevbe ile alakalı o halde başlayalım birazcık daha derinlemesine. Evet. Tevbeyi çok güzel ifade etmiştiniz, anlatmıştınız siz. Evet. Elbette gündelik hayatta kullandığımız yönüyle değil, birazcık daha hassas durmamız gereken bir kavram olduğunu anladık. Evet. Tevbe ile alakalı yüz yüze geldiğimiz birçok nokta var elbette ama ben şu sualle başlayarak birazcık daha günahlarla elbette bağlantılı evet. yönü itibariyle tevbe bütün günahları ortadan kaldırır mı muhterem hocam? Kul hakkının hadis-i şeriflerde var. Evet. Yani kul hakkının dışında Cenab-ı Hakk'ın hukukuna taalluk eden konularla alakalı bizim samimi bir dönüşümüz olduğu zaman evet bütün günahları Cenab-ı Hak bağışlayabilir dilerse. O bizim Anladım. Sadece içten dönüşümüze, samimiyetimize, ihlasımıza bağlı bir şey. Gerçekten mesela Peygamberimiz döneminde malumunuz işte müşrikler vardı. Bunların bir kısmı şirk koştukları halde daha sonra ihtida ettiler, mümin oldular. Sevgili Peygamberimizin en yakınlarını şehit edenleri bile o dönüş olduktan sonra sevgili Peygamberimiz Vahşi'yi, Hind'i bağışladı ve bağışlandığını söyledi. Dolayısıyla bağışlanmayan bir günah yok demektir tövbeyle. Yani dönüş olduğu zaman. Mesela Kur'an-ı Kerim'de İnnallâhâ lâ yâgıfirû en yüşreke bihî ve yâgıfirû mâ dûne zâlike limen yaşâ buyuruluyor. Cenab-ı Hak kendisine şirk koşanı affetmez. Onun dışında olan bütün günahları dilerse bağışlar buyuruluyor. Aslında buradaki şirkten murat, şirkte ısrar olursa Cenab-ı Hak onu bağışlamaz. Yoksa şirkten de döndüğü zaman elbette, Cenab-ı Hak onu elbette bağışlar. Evet. Amenna, inanıyoruz. Tabii kul hakkıyla alakalı da yani kul hakkının bağışlanmasıyla alakalı da mutlaka dünyada Müslümanlar tövbe için onlarla bir irtibat kurarak helalleşmesi gerekiyor. Evet. Yani bu bir yolunu bularak o kardeşlerimiz de hakkına tecavüz ettiği efendim kardeşleriyle mutlaka bir helallik zeminini araması gerekiyor. Hocam o halde bu noktada kişinin eğer tövbe etmeye niyetlenmiş ise yapması gereken bazı fiiller var. Evet. Bu söylediğiniz de onunla alakalı. Birinin hakkına girmiş ise ya da hakkını gasp etmişse ondan evet. helallik alacak. Başa dönecek olursak tevbenin bir şekli var mı efendim? Tevbe nasıl edilir? Nasıl yapılır? Sadece yönelmeden ibaret. Yani böyle çok bizim dilimizde yani böyle muhtat olan işte elimizde bir tesbih alarak o tesbihatta efendim bu istiğfar kelimesini, tevbe kelimesini kullanmak aslında sürekli bize bunları hatırlatır. Yani hadi dön kul, yani dönmeye çalış, dön gayret et anlamındadır. Yoksa o kelimeler bizi o ifade yani o yoldan dönmediğimiz zaman o kelimeler bizi kurtarmaz. Gönülden bir Allah'a dönüş olduktan sonra, yanlıştan dönüş olduktan sonra bunun başka hiçbir şekli şemaili yok. Aslında mesela bazı ibadetlerin biliyorsun namaz ibadetinin belirli erkanı var, rükünleri var, şartları var. İbadetlerin bir kısmında bu var ama bu istiğfarla alakalı, tövbeyle ilgili, duayla ilgili aslında hiçbir şart da yok. Yani kul istediği zaman her an hangi halde olursa olsun, yani abdestli, abdestsiz, efendim yani durumu ne olursa olsun Cenab-ı Hakk'a çok yakın olduğunu, Allah'ın kendisine çok yakın olduğunu hissederek her an, her zaman Allah'a yönelebilir. Bunun için bir aracıya, başka bir şeye hiç gerek yok. Nasıl olacak bize? Bunu da bize Kur'an öğretiyor zaten. Mesela. Kur'an'da tövbe ayetleri var. Yani yalvarma ayetleri var, dua ayetleri var. Biz onları mesela Miraç'ta sevgili peygamberimize değil mi Bakara suresinin son ayetleri biz her yatsı namazından sonra bunu okuyoruz hocalarımız Murtad Anadolu'da böyle bir gelenek tabii. gelenek de var. Bize nasıl dua edeceğimizi de öğretiyor Cenab-ı Hak. Efendim nasıl tövbe edeceğimizi de öğretiyor. Kur'an'da bunların hepsi de var ama çok fazla seremoniye de ihtiyaç yok bunun için. Samimi bir dönüş olursa tövbeyle alakalı, samimi bir istiğfar olursa bu samimiyet ve ihlasın gereği olarak da Cenab-ı Hak bizim bu tövbe ve istiğfarımızı, dönüşümüzü kabul edeceğini haber veriyor. Kur'an'da da bunlar var zaten. Dolayısıyla çok böyle bir merasimlik bir durum söz konusu değil yani tövbe istiğfarda. Ki belki bu merasimin olmayışı bile müminin samimiyetini ortaya koyacak bir fiil olabilir değil evet, mi efendim? Aynen öyle. Hatta ya Rabbi ya, deyip ya kurban olayım ya Rabbi halimi görüyorsun. Evet. Affet. Amener Resulü'nün sonundaki gibi. Ente evet. Mevlana diyerek dua et. Evet. Tensurna alel kavmil kafirin. Rabbena fafillene vesaire. Değil yani mi? Onunla alakalı bu samimi bir dönüşü kul, evet. gönülden
gerçekleştirilir. Hatta bazen dil de söylemeyebilir. Yani dil bazen gönülden geçenleri ifade edemeyebilir. Evet. Bu biraz çok böyle edebi hassasiyet olan insanların işleridir. Herkes şair olamaz, herkes edip değil olamaz ama fakat bu gönül, bu kalp var ya, tecelligah-ı ilahi olan. Amin. Burada çok şey olur burada. İşte o yönelme çok önemli. Evet. Zaten hani hadis-i şerif var ya, niyetül mümini hayrun min amelihi. Müminin niyetin yeri kalp. Amelinden hayırlıdır. Yani dilin belki başka şey söyleyebilir. Hatta belki konumuzla alakalı da olacak. Yani Cenab-ı Hak kulunun tövbe etmesine öyle sevinir ki, bir misal veriyor sevgili peygamberimiz. Efendim böyle bir bedevi çölde giderken bütün varını yoğunu efendim devesinin üzerinde kaybediyor ve arıyor devesini saatlerce. Sonunda gelip efendim yoruluyor ve dinlenmeye çekiliyor. Artık ümidini kesiyor. Bir üveniyor ki efendim devesi her şeyle beraber orada. Öyle seviniyor ki, Allah'ım sen benim kulumsun, ben senin Rabbim diyor. Yani bakınız, dil böyle söylüyor ama aslında gönülde öyle değil. Değil tabii. O kadar değil. Seviniyor ki Cenab-ı Hak da kulu tövbe ettiği zaman, ona yöneldiği zaman, istiğfarda bulunduğu zaman Rabbül Alemin böyle sevindiğini sevgili peygamberimiz bize haber veriyor. Hocam bir bahis daha var. Nasıl tövbe derler? Evet. Bu konu nedir? Hazreti Mevlana onu Mesnevisinde farklı anlatır. Çok da hoş bir kıssadır. Yani Nasuh isimli bir delikanlı öyle bir tevbe eder ki bir kötü hal içerisinde. Evet. Allah-u Teala onun tevbesini kabul eyler ve o günden sonra Nasuh tövbe diye ifade edilir der. Ama Kur'an-ı Kerim'de, ayet-i kerimede geçer bu ifade. Evet. Ya eyyühellezine emenu tubu ilallahi tevbeten nasuha. Tabii çok önemli bu. Evet. Bu çok önemli. Burada aslında tövbenin şeklini de, evet, sıfatını da Cenab-ı Hak bize bildiriyor. Nasuh aslında etkileyici, tesir edici, öğüt verici, efendim hakikaten dönüştürücü bir tövbeden bahsediyor o ayet-i kerimede, Nasuh kelimesi. Muaz bin Cebel Hazretleri sevgili peygamberimize soruyor, ya Resulallah tövbe-i Nasuh nedir? Cenab-ı Hak bahsediyor ama Nasuh nedir? Bir örnek verir misiniz? Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, tövbe-i Nasuh şöyledir. Hayvanı affedersiniz sağdığınız zaman, sütün kovaya indiği zaman, o kovanın içindeki süt tekrar memeye nasıl dönmezse, nasıl çeviremezseniz, kovayı ne kadar uğraşsanız memeye dönmezse, kul da günahtan öyle bir döner ki, işte bu nasuh üzere bir tövbedir buyuruyor ki Cenab-ı Hak onu nasip eylesin. Burada tabii samimiyet önemli. Yani ihlas önemli. Yani bizim öyle bir dönüşümüz olduğu zaman şunu kardeşlerimiz unutmasınlar. Toplumda öyle insanlar var ki bazen diyorsunuz ki 40-50 yaşına kadar böyle günahın her türlüsünü işlemiş, her türlü efendim günaha dalmış, batmış, çıkmış. Sonunda öyle bir işte nasuh o işte, öyle bir dönüş yapıyor ki herkes kıpta ediyor, ya dönmese bu adam dönmezdi, bu bile döndü diyor, deniliyor. Hı-hı. Aslında sebep şu, onun tövbesi nasuh bir tövbe, samimi bir tövbe. Yani aslında tabii tövbeyle alakalı zaman zaman insanlar imtihanlar da geçebilir. Farklı şeyler olabilir. Evet. Onların hepsine sabrederek samimi bir dönüş olursa işte bu hiçbir daha günaha dönmemek üzere yapılan o dönüş şekli, o niyet bizi inşallah bir daha günaha döndürmez ki oradan biz tövbeye nasuh diyoruz. Cenab-ı Hakk'ın bize istediği de o tövbe. Evet. Muhterem Hocam şöyle bir hassasiyet de olmalı müminde. Yani mesela tövbesini etti günahlarından dolayı. O günahları bir daha işlemeyeceğini azmetti, cezmetti, kastetti. Evet. Ama o günahlarından artık bahsetmemeli değil mi hocam? Kesinlikle. Günahlar... Ya eskiden şöyle yapardık, böyle yapardık diyenler olur arada. Evet. Bu bile çok yanlış değil çok mi? Çok yanlış. Günaha özlem duymak demektir bu. Allah muhafaza eylesin. Evet. Yani bu belki de yani şöyle durum olmasaydı belki kendi nefsine bir zarar geldi veya haysiyetine veya kişiliğine bunlar olmasaydı biz işte şunları evet, yapmıştık böyle bir geçmişe yönelik böyle bir hayıflanma, özlem bu çok kötü bir şey. Aslında burada bir pişmanlık da yok demektir zaten. Müslüman hiç onu kendine şahit tutmayacak. Cenab-ı Hak onun günahlarını örtebilir. Bakınız yani bir takım bizim gizli yapmamız gereken güzel işleri biz alaniyete döktüğümüz zaman Cenab-ı Hak da onu hadis-i şerifte var, onu alaniyet olarak yazdırır ama biz onu gizli tutarsak, yani Allah'ın bildiği bir şeyi, bizim de bildiğimiz bir yanlışı biz insanlara şahit tutarak söylersek
Evet. O, ahirette bize onlar da şahitlik yaparlar. Ondan kurtulamayız. Dolayısıyla o defteri kapatmak gerekiyor. Rabbul Eyvallah. Alemin de belki o defteri kapatmış olur. Eyvallah. Ahirette karşımıza çıkarmaz. Eyvallah. Hocam izninizle bir eser daha okuyalım. Biz bir müzik arası daha verelim. Burada da Kuddusi Baba'dan bir güfte var. Ardından Dede Efendi'nin bir bestesi var Hazreti Yunus'tan. Ne güzel. Bunları okuyalım inşallah. Eyvallah. İnşallah bu eserler kalbimizi birazcık daha ısındırır Cenab-ı Allah'a muhabbete. İnşallah. İnşallah. Buyurun. Gelin gidelim efendim.
teşekkür ederiz. Alper'cim sağ olasın. Gönlüne sağlık. Evet muhterem hocam. Tevbe ve istiğfarı bu şekilde geçmiş olduk ikinci bölümde. Sonrasında birazcık sağlamlaşsın diye Allah-u Teala'yı zikirle meşgul olduk. Evet. Ve şimdi sıra geldi dua bahsine. Şimdi dua hakikaten çok farklı bir fiil. Biraz önce ifade buyurduğunuz gibi tevbe ederken tevbenin bir şekli, zamanı, mekanı yoktur. Sadece bir kul lazımdır. Onun evet. tevbeye müsait bir gönlü Aynen. ve Cenab-ı Allah'a yönelişi. Dua da böyle bir bahis aslında. Ama duayı birazcık daha farklı bir noktaya yerleştirmek lazım. Dua nedir efendim? Evet. Dua... Her şeyden evvel Cenab-ı Hak'tan kulun yardım dilemesidir. Evet. Kulluğunu izhar etmesidir, ikrar etmesidir. Hem bu gönülden, hem dil ile, hem de beden ile, her halükarda, bütün varlığı ile kulluğunu Cenab-ı Hak'a izhar etmesidir ki namaz ibadeti bunun hepsini içine alan en büyük duadır aslında. Salatın bir anlamı da duadır. Tabii dua eden kul dua ederken gönlü başkasıyla beraber olmamalı. Gönlü başkasıyla beraber olursa o makbul bir dua da olmaz. Ne demek efendim? Açar yani, mısınız? Birazcık çok çarpıcı bir ifade. Değerli seyirciler iyi dinlemek lazım. Yani dua ederken kişinin gönlünün başkasıyla olmaması lazım. Evet. Aslında bakınız az önce verdiğimiz namaz ibadetinde başlangıçta bazı yaptığımız namazdan önce tam tabiri caizse divana durmazdan önce namazın dışında 6 tane şart var. Evet. Dikkatimizi çekiyor değil mi? Yani hemen birden namaza girmiyoruz. Onunla alakalı bir öncesinde bir hazırlıklarımız var. Tabii. Yani divana doğru yavaş yavaş bir gidiş var. Ondan sonra Allahu Ekber diye başlıyoruz. İşte o zaman o andan itibaren gönlümüz, varlığımız, fiziğimiz, maddemiz, manamızla beraber Rabbül Alemine yöneliyoruz demektir. Elimizi kaldırıp, elimizin tersiyle her şeyi, dünyayı geride bırakıp böyle olursa bu namaz da en büyük dua olduğuna göre gönlümüzle Rabbimizle beraber olduğu zaman bu bizi etkiler. Bunun bize faydası olur. Çok güzel. Yani bir şeyini kaybeden bir mümin ya namaza durayım da hatırıma gelsin demeyecek. Demeyecek. Evet, evet öyle olmayacak. Eyvallah. Dolayısıyla aslında namazdaki yaptığımız hareketlerde de bir anlam, bir mana var. Şimdi elimizi bağladığımız zaman da sıkıca bir kavrama da var imkanı olan için. Evet. Bu aslında kendi kendimizi bir tutma da var. Yani kendine gel, neredesin? Yani biraz kolumuzu sağ elimizle, sol kolumuzu sıkıca tuttuğumuz zaman da bir kendimizi çekip düzen veriyoruz. İşin bu tarafı var. Yani rükuda, secdede vesairede hepsinde de eğer olabiliyorsa hı hı. vesvese girmeden Cenab-ı Hakk'a yönelebiliyorsak duanın en şumurlu şekli namaz ibadetinde var. Ama bu her zaman yakalayabilir miyiz? O çok zor. Değil mi? Çünkü onu yakaladığımız zaman hepsiyle beraber bu altın gibi bir şey olur. Evet. Altın da böyle çok mebzul miktarda bulunan bir şey değil. Ama şu hedef şu olacak. Altını arayacağız. En güzelini Rabbimizle beraber gönlümüzün, bedenimizin, ruhumuzun, maddemizin, manamızın Rabbimize beraber olacağı anı hep arayacağız. Namazda hep bunu arayacağız. Zaman zaman bu bulunabilir. Ama sürekli bulunmayıp sürekli olmaz bu zaten. Çok zor bir şey bu. Ama bu olmuyor diye namazı terk etmeyeceğiz. Duayı terk etmeyeceğiz. Buluncaya kadar devam edeceğiz. Bazı kardeşlerimiz hani Kur'an-ı Kerim'de inne salate tenha anil fahşai vel münker buyuruyor ya her türlü fuhşiyattan alıkoyar. İşte böyle bir şey olduğu zaman gönlümüz, bedenimiz, her şeyimizle beraber duamızda da böyle bir şey olursa o zaman bizi Cenab-ı Hak onlardan korur. Yani hocam burada duayı bir ibadet hassasiyetiyle yapmak ikazınızı sanki anlıyorum. Tabii ki odur zaten. Yani namazda nasıl namaza hazırlanırken o rükunlarını yerine getirdikten sonra o hazırlığı yaptıktan sonra masivayı geride bırakıp Allahu Ekber diyorsa mümin o hassasiyetle duaya başlamalı ki karşılığını bulsun. O zaman olabilir. Yani onun dışında ama tabii bu namaz ibadetinin ayrı bir hazırlıkları var. Elbette. Onun farklı şeyler ama duayla alakalı yani biz her zaman hatta şöyle şeyler hayatımızda var bunlar aslında biz belki farkında değiliz. Ya mesela biri bize sorduğu zaman kardeşim nasılsın? Elhamdülillah diyoruz. Bakın
Orada bir dua ediyoruz. Hamd. Yani hamd, bütün övgüler Allah'a aittir. Allah'a bir iş yapacaksanız bismillah, besmelesiz, hatta şöyle bir prensip edinebilsek ne kadar hoş olacak. Müslüman besmele çekemeyeceği hiçbir işi yapmamalı. Hocam ne güzel söylediniz yani, maşallah. Bu olursa evet. bu olduğu zaman yani korunamayacağımız bir şey de yok aslında. Bakın bu bizim hep dilimizde olan bir şey. Hep besmele, dükkanımızı açarken, kitabımızı açarken, ne bileyim aklımıza ne geliyorsa her şeyde. İşimize giderken, evimize giderken. Yani besmelesiz bir değil işimiz mi? Yok bizim aslında. Değil mi? Yani normal bir zaruri ihtiyacımızı görürken bile biz besmeleyle gidiyoruz. Düşünün. Sadece haramlarla ilgili orada böyle bir şey yapamayız biz. Elbette. O zaman Allah bu besmele de bizim. İmandan oluruz. Tabii Allah muhafaza. Tabii evet. ki. Tabii ki. Dolayısıyla bakınız besmele de bizim aslında dua ile çok yakın olduğumuzu, her an olduğumuzu ifade ettiğimiz bir kelime. Evet. Yani bunu şuurlu yaparsak hiç problem yok. O zaman gönül, dil hepsi beraber olur. Hamd öyle. Şükür ifadesini çok kullanıyoruz değil mi? Evet. Yani şükrolsun Rabbimize diyoruz bir şey olduğu zaman. Aslında bunlar bizim bir şey, olağanüstü bir şey gördüğümüz zaman Allahu Ekber diyoruz değil mi? Evet. Aslında bunlar bizim hayatımızda olan şeyler. Önemli olan bunları az önce bahsettiğimiz gibi gönülden Allah'la beraber Cenab-ı Hakk'ı unutmadan, onu hatırdan çıkarmadan evet. söylediğimizde bu bizi böyle bir zırh gibi koruyacak inşallah. Dua da müminin evet. en büyük silahıdır zaten bu anlamda. Onu koruyan en büyük ne diyelim zırhtır. Zırhtır. Veya, efendim evet. surdur öyle diyelim. Eyvallah. O olduğu zaman bir anlamı var. Kur'an-ı Kerim zaten duanız olmasa siz ne işe yararsınız diye Cenab-ı Hak değil mi? Yani, elbette. Duanız yani selzenişiniz, yalvarışınız, yakarışınız, yönelişiniz olmasa hiçbir işe yaramayacağımızı da Cenab-ı Hak peygamberimize bildiriyor. Peki o halde efendim peygamberimiz nasıl dua edermiş? Yani her şeyde elbette önderimiz, rehberimiz evet, odur evet. aleyhissalatü vesselam. Amenna. Onun hayatından evet. dua kesitlerini bize aktarır mısınız yani efendim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela bizim namazda yaptığımız dualar, namaz kılarken aslında işaretler var. Evet. Mesela bakın tahiyyatta okuduğumuz tahiyyat duası, orada aslında aynı zamanda Miraç'taki hadiseleri evet. de bize namazda melekût aleminin eşlik edişi. Yani evet orada Eyvallah. Bakın o dualar evet. yapıyoruz. Evet. Efendim yine Kur'an bize belirtiyor ve namazda sünnettir o duaları okumak. Rabbena evet. ayetina duaları, Rabbena evet. fiili duaları. Evet. Bakın orada hem rahmet diliyoruz hem bağışlanmayı diliyoruz. Artı sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yani evet. hiçbir konuda yapmadığı, etmediği bir dua da söz konusu değil. Her konuda. Mesela evet. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet. işte acizlikten, efendim unutkanlıktan evet. Ne bileyim yani aklı kaybetmekten yani sayabileceğimiz yani fıtratımıza arız olabilecek her türlü noksanlıklardan kurtulmayı sevgili Peygamberimiz Cenab-ı Hak'tan istemiş, biz de isteyebiliriz. Değil mi efendim? Mesela evet. işte evlatların hayırlısını diyoruz ya biz yani evet. Kur'an-ı Kerim'de mal ve evlatlar sizin için bir imtihandır. Evet. Onların hayırlısını istemek. Yani Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetlerin temizini istemek, aklımıza ne geliyorsa bunların hepsiyle alakalı sevgili Peygamberimizin Cenab-ı Hakk'a yalvarışları ve duaları var. Bak, bizim için hayırlı ölçü. Olanı istemek Cenab-ı Allah'tan. Evet. Peygamberi bir ölçü değil mi? Aynen efendim? Öyle. Yani nebevi bir ölçü, peygamberi evet. bir evet. ölçü. Evet. Bunları hiç unutmamak evet. gerekiyor. Hayatımızda zaten fıtri olan şeyleri biz biliriz. Yanlış şeyi Müslüman, mümin, insan hatta yanlış bir şey istemez. Bazen görüyorsunuz ben yurt dışında da kaldım uzun müddet. Maşallah. Bazen insanları görüyorsunuz. Yani fıtratı o kadar temiz ki. Yani sadece bir Allah'a imanı kalmış. Fıtrat evet. temiz. Temiz fıtrat. Evet. Aslında normalde insan temiz fıtrat bozulmadığı zaman da insanlar güzel şeyleri istiyor. Fıtratta var bu. Allah bize vermiş bu güzelliği. Yani Ademiyette bu güzellik var. Değil mi efendim? Yani şeytanlık evet. olmadığı zaman bunlar evet. var. Dolayısıyla hep güzel şeyleri Cenab-ı Hak'tan sevgili Peygamberimiz istemiş. Her şeyin en güzelini istemiş. Ahlakının en güzelini. Mesela ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim evet. buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aslında bütün ibadetlerin, inancın, amelin zirvesinde güzel ahlak var. Hocam evet. bu noktada bir şey sormak isterim açıkçası. Hani dua bahsi hakikaten çok önemli bir yerde. Ama dua bahsinin şu zamanda ve şu mekanda yapılırsa dua daha fazla kabul olur mu sorusunu getirdiği de bir gerçek açıkçası. Tabii o tür mekanlarda var zaten. O tür Değil zamanlarda mi oluyor. Burayı da açmak lazım diye düşünüyorum tabii, açıkçası. Mesela
İşte hali vaktiyle olan kardeşlerimiz hacca gittiği zaman Arafat bu işin zirvesidir. Değil mi? Çünkü orada hem biz bedenen de çok farklı bir durumdayız. Yani mahşerde dirilmiş gibi bir haldeyiz. Birçok şeyden mahrumuz. Efendim ne kadar malınız, mülkünüz olursa olsun oraya giden kardeşlerimiz bilirler. O kadar böyle bir acziyet içinde olduğumuzu hissediyoruz ki o acziyet içinde Arafat'ta o zamanda, belirli zamanda, belirli mekanda yapılan dua Hac Arafat'tır buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O dua makbul bir dua. Efendim Kadir gecesinde ayet-i kerimeler var değil mi? Sabaha kadar bize meleklerin eşlik ettiği bir gece. Gizlenmiş ama yani her Ramazan'da var bu. Bulabiliriz. Orada yapılan dualar çok makbul. Efendim namaz, farz namazlardan sonra yapılan dualar makbul. Aslında biz namaz bizim ülkemizde Anadolu'da böyle bir güzellik de var. Yani biz biraz namazlarımızı sistematiğe bağlamışız ama sünnetler unutulmasın diye biz müezzin efendi hepsinin tekbirini verir. Biz onların hepsini sünnete göre yaparız. Duayı da bize işte ve me arsalnake illa rahmeten lirâlemîn demeden biz elimizi kaldırmayız. Evet. Aslında hepsinde sevgili peygamberimizin sünnetlerinin izleri var. Biz bunu biraz da acemi olduğumuz için tabiri caizse yani Arap olmadığımız için bunları biz sistematik içinde yaparız. Hepsi de sünnete uygun şeylerdir. Ama biz güzel yapıyoruz hocam. Güzel yapıyoruz. Arap olsak bunları yapar mıydık bilmiyorum şu anda. Peki hocam. Evet. Dua sadece lisan ile mi olmalıdır? Yoksa fiili dua hususu da önemli bir yere sahip midir dua? Yani bahsede? Hem kalben başta her şeyden evvel bir defa gönlümüz çok yerinde olmalı, sağlam olmalı. Rabbül Alemin'le beraber olmalı. Bedenen dua, aslında ibadetlerin hepsi de yapılan bedenen bir duadır. Bedeni dualar işte hacdır, oruç duası, oruç ibadetidir, namaz ibadetidir. Bedenen yaptığımız dua efendim. Malla yaptığımız Allah'ın verdiği bir nimeti biz zekat olarak başkasına verdiğimiz zaman aklımızdan geçen şey nedir? Yine bir duadır. Ya Rabbi bu nimeti bize verdin. Ben de bunu Müslümanla paylaşıyorum. Ya Rabbi kabul eyle diye. Senin verdiğin bir nimet diye. Onu paylaşıyoruz biz. Evet. Hepsinde var. Yani duaların hem kalben hem bedenen efendim her tür her harikarda bir de mesnun, güzel Cenab-ı Hak bize Kur'an-ı Kerim'de de dua edeceğimiz şekilleri de, değil sözleri mi? De bize bildiriyor. Evet. Değil mi? Az önce arz ettiğimiz yani Kur'an'da dua ayetleri var. Bol miktarda. Onları da Cenab-ı Hak, peygamberlerin duaları var. Hazreti İbrahim'in, Hazreti İsmail'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Hazreti Yunus'un, Hazreti Eyyub'un. Kimin yok ki? Hepsini aslında... Yani elhamdülillah biz ümmeti Muhammed olmaktan büyük bir şeref duyuyoruz. Yani bütün geçmiş ümmetlerin dualarını da Cenab-ı Hak bize lütfediyor. Bütün peygamberlerin duasıyla dua etme imkanını da Cenab-ı Hak bize bağışlamış oluyor. Kur'an vasıtasıyla, son peygamber vasıtasıyla. Dolayısıyla imkanlar çok. Yani yalvarmayla alakalı, yönelmeyle alakalı bol miktarda imkanlarımız var. Hiç onların birisini dilimiz dönmese bile gönlümüzle döndüğümüz zaman da bu işi İnanıyorum Cenab-ı Hak bize o tür güzellikleri bahşedecek. Peki hocam bir soru var. Yani herkesin aklında. Şunu ifade ettikten sonra sorayım. Bazen ettiğim duanın kabul olması mı hayırlı, olmaması mı hayırlı kendim için bilmiyorum. Evet. Bazen de öyle bir an geliyor ki duam kabul olmuş diyor. Duanın kabul olmasının göstergesi nedir efendim? Aslında kul öyle bir teste girmesi doğru değil. Yani benim duam kabul mü olacak, olmayacak mı diye böyle bir şeye girmesi doğru bir şey değil. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, kul Allah'a dua ettiği zaman üç şeyle Cenab-ı Hak ona karşılık verir. Ya duasını kabul eder. Mesela mazlumun duası, anne babanın evlatlarına duası. Onu biz bazen görürüz değil mi? Evet, hayatta görürüz. Tabii. Özellikle hem beddua şeklindeki serzenişleri hem de evlatlarıyla ilgili... anne babanın yaptığı o duaları biz toplumda görürüz onların. Tezahürünü görürüz. Veya zalim, zulmeden birisine yapılan mazlumun duasının da zaman zaman görürüz. Ama onun dışında bizim normal rutin hayatta meşru olarak istediğimiz aslında duada meşruiyet de aranır. Yani meşru olmayan bir şey için makul ve meşru olan şeyler için dua edilir. Çok önemli. Makul olacak ve meşru olacak. Bunlar için dua edilir. Bunların karşılığı ya
Cenab-ı Hak bize dünyadayken de verebilir, verir. Evet. Bunu görürüz zaten. Evet. Bağışlanmamızı istiyoruz. İnşallah bağışlanmıştır deriz. Ümit ederiz. Ümit etmemiz de bizim hakkımız zaten. Allah ümit edin buyuruyor. Ümidinizi kesmeyin buyuruyor. Dolayısıyla biz bağışlanmamızı ümit ederiz. Bunun bir kısmı dünyadayken bize duamızın karşılığı gelir. Bir kısmını Cenab-ı Hak bize ahirette belki verecek. Amenna. Belki değil, verecek inşallah. İnşallah. Ama bizim şöyle hesaplayalım. Dünyada mı daha çok bizim bunlara ihtiyacımız var, ahirette mi var? Ahirete tebdil etmişse ne kadar güzel, daha çok ihtiyacımız olacak. Müslüman öyle sevinmeli. Dünyada benim yaptığım duam tezahür etmedi diye üzülmemeli. Değil ahirette efendim. Çok daha ona çok güzel hayır, hasanat, sevap lazım olacak. Karşılığını Cenab-ı Hak belki orada verecek. Öyle değil düşünmesi efendim. Lazım. Veyahut da Cenab-ı Hak onun günahlarından birkaçını silecek, bir kısmını silecek. Ama mutlaka Cenab-ı Hak duaya icabet eder. Çünkü bana dua edin buyuruyor Cenab-ı Hak. Ben de sizin duanıza icabet edeyim buyuruyor. Bu Rabbimizin de bir vaadi. Biz de mümin olarak inanıyoruz. Amin. Çok acele etmeye gerek yok. Ya biz biraz aceleciyiz evet. insan olarak. Kur'an-ı Kerim'de var ya, insan olarak çok acelecidir. Değil mi? Hemen isteriz evet. Olmasını. Dolayısıyla bu dualarının hemen dünyada tezahür etmeyen kardeşlerimiz üzülmesinler. Eyvallah. Bunun karşılığını görecekler mutlaka. Peki muhterem hocam, son olarak bu bahiste bir soru zaten size tevdi edeyim. Sonrasında bir cevaptan sonra müzik arasına geçelim. Çok sık kullandığımız günahsız ağızla dua etme ifadesi var. Evet. Bu mümkün müdür hocam? Günahsız ağızla dua etmek nasıl yani, olur? Yani biz ya günah işlememek diye bir şeyimiz yok bizim fıtratımızda. Hatta bir hadisi kutsi'de siz hiç günah işlemeseniz Cenab-ı Hak sizi evet. helak eder. Günahtan evet. sonra tövbe eden ve istiğfar eden kulları yaratırım buyuruyor. Dolayısıyla böyle bir şey olmaz. Yani peygamberler evet. günahsızdır ama şöyle bir şey de var. Yani sabi dediğimiz efendim daha henüz evet. Rüştüne ermemiş evet. o çocukların yaptığı dualar o anlamda belki bunu kullanabiliriz ama hepimizin eksiği olabilir. Böyle bir yani evet. tövbeden sonra dönüşten sonra aslında yapılan dualarda zaten o temizlik olur zaten. O Arafat'taki müminlerin duası belki evet. o anda Cenab-ı Allah'ın lütfuyla onların günahları silinivermiştir. Bu onların duaları. İnşallah. Bir de bir böyle irfan ehlinden birisinden şöyle bir izahat duymuştum ben. Diyor ki senin kardeşine ettiğin duada onun günahı yoktur. Çok güzel. Evet. Onun sana ettiği duada senin günahına bir senin günahını işlemiş bir kişinin duası gibi değildir. Evet. Çünkü dua kardeşin kardeşe ilettiği noktada günahsız olarak ortaya çıkar evet. ve böylelikle günahsız bir şekilde dua edilmiş aslında olur. Aslında müminin mümine duası sadece evet. Allah için yapılan duanın çok makbul olan bir dua olduğunu da biliyoruz. Mesela Kur'an-ı hadis-i şerifleri de var. Kur'an-ı Kerim'de biz diyoruz ki Rabbi başkası için de hatta günahların bağışlanması için de dua edebiliriz biz. Rabbena ufirli velivalideyye velil müminine değil mi? Sadece kendim için değil. Annem babam için ve bütün müminler için. Yani istiğfar da dileyebiliriz. Tövbede yalnız kişinin kendi dönüşü önemli ama evet. istiğfar herkes için yapabiliriz. Bir kardeşimiz günah işliyor. Ya Rabbi onu bağışla diyebiliriz. Anne babası için, değil bütün müminler için. Duanın böyle bir tesir gücü de var. Eyvallah. Cenab-ı Hak inşallah o güzellikleri bize nasip eder. İnşallah. Bir eser okuyalım mı hocam? Eyvallah. İnşallah. Buyurun arkadaşlar. Thank you.
Sultanım illallah, Sübhanım illallah. Günahım affeyle Sultanım illallah, Sultanım illallah, Sübhanım illallah. Günahım affeyle gufranım illallah, mabudum illallah, mevcudum illallah. Senden gayrısı yok maksudum illallah, ya Allah illallah, ya Sübhan illallah. Ne versen razıdır Seyfullah illallah, nurumsun illallah, varımsın illallah. Gariplik illerde yârimsin illallah, dünyada illallah, ahirette illallah, dağlarda deryada sahrada illallah, ya Allah illallah, ya Sübhan illallah. Ne versen razıdır Seyfullah illallah, eminim illallah, emanım illallah. Sinemde hem dinim imanım illallah. Öldürsen illallah, döldürsen illallah. Sinemde hem dinim imanım illallah, ya Allah illallah, ya Sübhan illallah. Ne versen razıdır Seyfullah illallah, ya Allah illallah, ya Sübhan illallah. Ne versen razıdır Seyfullah illallah. Eyvallah, teşekkür ederiz. Şerefciğim çok sağ olasın. Evet. Evet muhterem hocam. Bir böyle sohbetin sonuna geldik. Yaklaşık bir 15 dakikamız var. Bir özet geçelim diye de arzu ediyoruz aslında. Yani hani tevbe bahsiyle başladık. İstiğfardan sizden bahisler dinledik. Sonrasında duaya geçtik ki hakikaten bunlara şöyle bir baktığımızda Cenab-ı Allah'ın sanki bize kulluğumuzu hatırlatacak en önemli fiillerin başında gelen üç hususu evet, öğretmiş olduğunu görüyoruz. Bu noktada neler söylersiniz bir şumullü özet mahiyetinde evet, efendim? Tabii yani Rabbul Alemin'i bizi yaratan yüce yaratıcıyı evet, hatırdan, gönülden çıkarmamak, yanlış yaptığımız zaman yanlıştan dönmek, evet, yanlışta ısrar etmemek. Peki ne kadar yanlışa düşebiliriz? Düşebiliriz yani, ne kadar düşersek yine çıkmamız mümkün mü? İnşallah mümkün. Yani Mevlana diyor ya, 100.000 defa tövbeni bozmuş olsan yine geri gidiyor. Başka bir kapı yok zaten. Yani ama burada önemli olan bu Allah'ın verdiği bu zaman, bu ömür nimetini iyi kullanabilmek. Yani ne zaman, nerede, nasıl Allah'ın huzuruna çıkacağımızı biz bilemiyoruz. Yani bu emanet ne zaman alınacak bir bilgimiz yok. Dolayısıyla o Rabbul Alemin huzuruna çıkmaya her an hazırlıklı olmak için de bu üç tane esası, tevbeyi, istiğfarı ve duayı bırakmamak gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de mesela makbul olan ve olmayan tövbeyle alakalı da değil mi efendim? Ayet-i kerimeler evet, var. Bunlar çok önemli. Hele makbul olmayan tövbeyle alakalı bize Rabbul Alem, Cenab-ı Hakk'ın koyduğu sınır dikkatimizi çekiyor. Çok önemli. Evet. Bu konuda Müslüman'ın hazırlıklı olması lazım. Şöyle bir şey düşünelim. Ne zaman öleceğimizi bilmediğimize göre, o zaman ölüm bize ne zaman geleceği belli olmayan şey, bize en yakın olan şeydir. Her an gelebilecek olan şeydir. Müslüman onun için böyle sanki diken üzerinde yürüyor gibi çok dikkatli olması gerekiyor. Bu emanet her zaman alınabilir. Bu anlayışla olursa, bu dikkatle olursa, bu rikkatle olursa inanıyorum yolumuz düzgün gider.
Cenab-ı Hak da rahmetinin kapılarını, merhametini bize açar. Evet, bu konuda bu üç esası dikkatlice takip edersek inanıyorum inşallah ahirette Cenab-ı Hak daha büyük rahmetiyle bize muamele edecek. Biz buradan bir hazırlıkla gidelim inşallah oraya. Tövbeyle gidelim, istiğfarla gidelim, duayla gidelim. Öyle temiz gittiğimiz zaman ahirette inşallah karşılığını göreceğiz. Emaneti teslim ettiğimizde, emaneti aldığımız anki gibi ya da o ana yakın bir vaziyette olursak ki o kabul ve makbul olandır şüphesiz. Amenna. O bizim için çok önemli bir iftihar sebebi olacak. Kendimizle iftihar edeceğiz. Evet. Yalnız hocam yani konuştuğumuz bahis sanki bir yönüyle hep bireyselmiş gibi geliyor bize. Yani dua eder kul ne için? Kendisi için. Tevbe eder elbette kendi günahları için tevbe edecek, istiğfar eder. Ama bunun toplumsal yönü yok mu hocam? Evet, olmaz mı? Toplumsal yönü hem de hem Allah'a itaat konusunda toplumsal yön var. Kur'an-ı Kerim'de وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا buyruluyor. Allah'ın dinine, ipine, İslam'a hepiniz ama hep beraber sarılınız ifadesi var. Çok ilginçtir bu. Evet. Ayrıca yine Kur'an-ı Kerim'de وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ey Müslümanlar hep beraber efendim yine tövbe ediniz. Allah'a tövbe ediniz. لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ böylece belki kurtuluşa erersiniz buyuruyor. Yani hem Allah'a yönelişte birlik ve beraberlik aynı anda toplum olarak hep beraber Cenab-ı Hak bizden bir birlik istiyor. Allah'ın dinine sarılmada, Allah'ın bize emrettiklerini yaşamada, İslam'ı yaşamada bir İslam toplumu istiyor. İslam toplumu diyoruz. Böyle bir şey istiyor Cenab-ı Hak. Evet. Aynı zamanda günahtan sakınmada da yani toplumun içerisinde çürükler de istemiyor tabiri caizse. Çok, o çünkü sirayet eder, diğer toplumu da bozar. Onun için hep beraber diyor Cenab-ı Hak, hep beraber tövbe ediniz. Yani dönüşünüz hep beraber olsun. Bir kısmınız dönüp bir kısmınız dönmediği zaman o dönmeyenler, yani günah işleyenler, günaha devam edenler diğerlerini de etkiler. Dolayısıyla işte İslam hukukunda, İslam dininde haramlara geçit verilmez. Haram hiçbir zaman meşru görülmez. Burada bir hassasiyet var. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın emri öyle. Yoksa o toplumun içerisine farklı şeyler katıldığı zaman onu dejener eden, bozan efendim. Hatta yani hayatta da yaşarız. Yani çok tertemiz bir suyun içerisine bir iki damla onu efendim ifsad eden şey kattığınız zaman hepsi bozulur gider. Tıpkı onun gibi Cenab-ı Hak da kendisine yönelmeyi bizden topluca istiyor. Topluca bütün müminler Allah'a yönelecek. Topluca bütün müminler tövbe edecek, günahtan sakınacak. Allah'ın gösterdiği istikamette hayatlarını devam ettirecekler. İşin bu tarafı çok önemli, önemsiyoruz. Bu önemli. Müslümanların çok dikkatini çekiyor Kur'an bu manada. Biraz belki bahsettik ama isterseniz onu da Nisa suresinin 17. ve 18. ayetlerinde Cenab-ı Hak makbul olan tövbe ile makbul olmayan tövbeyi de bize bildiriyor. Bu da çok önemli. Tabii. Rahmetin eseri olarak. Şöyle buyuruyor. İsterseniz mealen onu arz edeyim. Lütfen. 17. ayeti kerime Allah'ın kabul edeceği tövbe ancak bilmeden kötülük edip de sonra tez elden pişmanlık getirenlerin tövbesidir. Hocam bura enteresan. Bilmeden. Evet, bilmeden ifadesi var. Yani burada bilmeden müfessirlerimiz buradaki ifade Kur'an-ı Kerim'de bir cehaletin ifadesi var. Eyvallah. Cehalet yani aklına uymuş, şeytana uymuş, nefsine uymuş. Bir cahillik etmiş. Bir cahillik etmiş diyoruz ya, bir cahillik etmiş. Eyvallah. Aslında şurada bir şey daha var. Müslüman çok şuurlu bir şekilde günah işleyemez. Bu çok önemli. Yani çok rahat, gönlü, biz ona hiç gönlünde bir acı hissi duymadan günah işleyen bir insana İslam akaidinde biz fasık diyoruz. Değil mi? Fısk çok tehlikeli bir nokta. Onun bir adım ötesi küfürdür, Allah muhafaza eylesin. Dolayısıyla burada bir şey var. Yani böyle bir ayak dolaşması var, bir yanlışa düşme var. Evet. Cenab-ı Hak bu yanlıştan sümme yetubune min karibin hemen peşinden yanlıştan döndüğü zaman diyor Cenab-ı Hak ben onun tövbesini kabul ederim buyuruyor. Evet. Bu kapı sonuna kadar açık. Ama böyle göğsünü gele gele, siz ancak bir de bahsettiniz geçmiş günahlarını dinlendirme falan. Evet. Göğsünü gele gele böyle bir günahı işleyen bir insanın durumu tehlikeli ama böyle ayağı kaymış, yapmış, bir cehaletlik yapmış,
onun tövbesini Cenab-ı Hak kabul ederim buyurur. Samimi bir dönüş olursa. Ama bir şey daha var. 18. ayet çok daha dikkatimizi çekiyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, yoksa kötülükleri yapıp yapıp da işlerinden birinden birine ölüm gelip çattığında, evet, ben şimdi tövbe ettim diyenlerle kafir olarak ölenlerin tövbesini Allah kabul etmez buyuruyor. Yani burada dikkat ederseniz günahta ısrar var. Evet. Tam da ölüm gelip çattığı zaman diyor ki ben pişman oldum diyor. Vazgeçtim bu işten. Allah muhafaza Firavun'un düştüğü hal gibi. Onu, evet evet. Firavun tam o kafirlerle alakalı çok ilginç bir misaldir. Aslında Firavun akıllı bir adam. Yani bir devlet idare ediyor. Uyanık adam diyor ki ben diyor madem bu iş bu noktaya geldik. Musa kurtuldu. Biz de kurtulmak için diyor ki ben Beni İsrail'in Rabbine iman ettim diyor. Allah o imanı kabul etmiyor. Yani kulağa su kaçmadan tabiri caizse tedbir almak gerekiyor. Aynen, aynen. Şimdi halet-i nezih dediğimiz bizim inancımıza göre o nokta çok hassas bir nokta. Yani bir ayağı dünyadadır, bir ayağı da öbür alemdedir. Yani gayıp alemi artık ona zahir olmaya başlamıştır. O andaki geri dönüşün, o andaki tövbenin Cenab-ı Hak makbul olmayacağını bize bildiriyor. Zaten iman da gaybedir dikkat ederseniz. Değil mi? Yani iman esas gaybe imandır. Aynen. İmtihan evet. Oradadır zaten. Artık gayip olmaktan çıktı. Senin bir ayağın orada zaten. Evet. O zaman Cenab-ı Hak o tövbeyi kabul etmiyor. Peki bu olabilir mi her zaman? Olur. Bu her zaman olabilir. Her zaman bu bizimle karşı karşıya gelebiliriz. Tabii. Cenab-ı Hak tabii bu şekilde günahkar olarak ölenlerin efendim tövbesi makbul değil ama ahirette belki ona bir kapı yine açılabilir. Allahu alem. Rabbul aleminde yani, ümidi kesmiyoruz zaten. Tabii. Ama Allah muhafaza eylesin. İnkarcı olarak ölenlerin ebediyen cehennemde kalacaklarıyla alakalı ayet-i kerimeler var. Cenab-ı Hak o duruma düşürmesin ama bizim yapacağımız şey demek ki o halet-i nezihten önce her an bize gelebilecek o alan, o noktadan önce hazırlıklı olmamız gerektiğini Cenab-ı Hak bize bu ayet-i kerimede bildiriyor, haber veriyor. Muhterem Hocam sona geldik. Son 4 dakika. Bir duadan bahsetmiştiniz program öncesinde zaten size konuşurken. Evet, sevgili peygamberimizin. O duayı değil mi efendim? Evet. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı çok birçok dualar var ama bize hayatımızı böyle tabirice ilmek ilmek işleyen, nereye doğru gittiğimizi, nasıl olması gerektiğini bize belirten çok muhteşem bir dua. Peygamberimiz aleyhisselam buyuruyor ki şöyle dua ediyor. Allahümme inni es'elüke sihhate. Amin. Ya Rabbi senden ben sıhhati istiyorum. Sıhhat hem ruhi hem bedeni efendim Cenab-ı Hakk'ın verdiği o fıtrata uygun bir sağlık istiyorum. Ne kadar güzel bir şey bu. Evet. Yani bunun bir tanesinden bir arıza olsa her şeyimizde bir eksim oluyor. Tabii. Her şeyin başında sevgili peygamberimiz Allah'tan ilk istediği şey sıhhat. Sonra vel iffete yani haramlara karşı hassas olma yani oraya yaklaşmama konusunda Cenab-ı Hak'tan yardım dilemesi. Bu da ikincisi. Yani birinci basamak sağlık sıhhat. İkinci basamak da iffet. İffetli deriz ya iffetli adam. Yani böyle yanlış iş yapmaktan sakınan, çekinen insan. Cenab-ı Peygamber onu istiyor Cenab-ı Hak'tan. Bana diyor ya Rabbi iffeti ver ikinci istediği şey. Üçüncüsü efendim vel emanete. Sağlık var. Haramlardan korunma da var. Evet. Emanet, Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği görevler, vazifeler, emanet, farzlar, vacipler vesaire. Evet. Esas orada görevler başlıyor. Dikkat ederseniz. Evet. Ama baştan iki tanesi çok farklı bir şey. Sırayla gidiyor. Evet. Çok önemli bu. Yani bu nebevi bir gözle bize sevgili peygamberimizin bize belirttiği çok güzel bir dua metni bu. Sonra diyor ya Rabbi bana diyor senden diyor emanete riayet etmeyi istiyorum. Başta Allah'ın emaneti, sonra bildiğimiz bütün emanetler. Evet. Bize emanet edilen her şey, ona riayeti ya Rabbi senden istiyorum. Sonra bakın haramlardan çekindi, sağlığı yerinde, iffetli bir insan, Allah'ın verdiği güzel işleri, farzları yerine getirdi. Sonra ve hüsnül huluki, ya Rabbi senden güzel ahlak istiyorum. Güzel. İnsanlarla güzel muaşeret, onlara güzel davranmayı, onlarla güzel geçinmeyi istiyorum diye. Zaten işin de meyvesi bu. Yani bizim tövbemizin, ibadetlerimizin, imanımızın meyvesi aslında bizim güzel ahlakımız. Efendimiz Aleyhisselam bunun timsali zaten. Onu istiyor. Ve nihayet sonunda ve rıdda bil kader.
kadere razı olmayı ya Rabbi senden istiyorum diye. Çok muhteşem bir dua bu. Peygamberimiz Cenab-ı Hak'tan nelerin istenmesi gerektiğini bize burada bildiriyor. Bunu her zaman bu tesbihatı duamızı dilimizden düşünmeyelim derim inşallah. Hocam bir bütün olarak Arapçasını sizden istesek de lütfetseniz bize amin desek. Amin. Sonra da veda etsek programı. Eyvallah. Seyircilerimiz. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni es'elüke sihha. Amin. Vel iffe. Vel emane. Ve hüsnül hulk. Ve rıda bil kader. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Allah razı olsun muhterem hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bizimle bu sohbeti paylaştığınız için. Özellikle tevbe istiğfar kapısını hakikaten bu sohbetle açacağız inşallah. Biz tekrar. İnşallah. Ve dua edeceğiz ki Cenab-ı Allah bizi sabit kadem eylesin. Amin. Rızası inşallah. Üzerinde inşallah sırat-ı müstakim üzere bir hayat yaşamayı bizlere nasip eylesin. İnşallah. Bu sohbet o mesabede oldu hakikaten. Evet, çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak bütün ibadetlerimizi kabul etsin. Üç aylarınızı tebrik ediyoruz. Şimdiden İmkabele. Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyoruz sizlere inşallah. Berat gecesine yaklaşıyoruz değil inşallah. Değil mi efendim? Berat i̇nşallah. Gecesinde Cenab-ı Allah beratını alan kullardan olmayı amin. Nasip eylesin. İnşallah efendim. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Muhterem seyirciler bugün Ordu İl Müftümüz Mürsel Öztürk hocamızla beraberdik. Hakikaten çok keyifli bir sohbet oldu. Bu bahisleri biz inşallah sizlerle birlikte hakikaten kendi hayatımıza tatbik edecek dirayete ve azme sahibiz. Ben buna inanıyorum. Çünkü o kadar güzel, o kadar temiz bir ümmetiz ki biz, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin varlık nurunun baş tacının ümmetiyiz. Ve onun duasıyız biz. İlk doğduğunda secdeye kapanıp ümmeti, ümmeti diye hitap ettiği o güzel topluluğun içinde birer ferdiz. Cenab-ı Allah bunun idrakine erebilmeyi bizlere nasip eylesin. Muhterem hocamın namazda söylediği gibi, ellerim sohbetinde söylediği gibi namazda elimizi nasıl kenetliyorsak birbirine duamızda da, tevbemizde de, istiğfarımızda da bu kadar dirayetli bir şekilde, kararlı bir şekilde durmak zorundayız. Nihayetinde elbette hayatın her noktasında Allah-u Teala bize dua etme imkanı tanıyor. Zaman, mekan, yer, nokta, ortam hiçbir şekilde aramıyor Cenab-ı Allah. Sadece halisane bir şekilde yönelin yeter. Allah icabet edeceğini buyuruyor. Bu büyük bir müjdedir. Tam da duanın icabet edileceği vakitteyiz. Cuma gecesindeyiz. İşte bu gecede dua etmek lazım. Rahmetli babam ömrünün son zamanlarında sürekli saati sorardı. Çocuklar saat kaç oldu? Sanki son nefesini vermeye hazırlanan bir insanın hassasiyeti gibi. Ama öyle bir şekilde yaşadı ki hayatını, o hayat içerisinde bizler dini ve bini İslam'ın güzelliğini öğrendik. Bizler de birlikte yaşadığımız o güzel insanların, annemizin ve babamızın elbette duamızda her daim baş köşede olmasını sağlayabiliriz. Evlatlarımıza, çoluğumuza, çocuğumuza, aile fertlerine dua edebiliriz. Ve daha güzeli mümin kardeşlerimizin sağlığı, sıhhati, selameti için dua edebiliriz. Filistin'e dua edebiliriz. Sudan'a dua edebiliriz. Dua ile düzelir her şey. Bütün sıkıntılar dua ile bertaraf edilebilir. Ve bizler dua ettiğimiz kadar kul oluruz. Kul olursak da kurtuluruz. Unutmayın lütfen. İman iki noktadan ibarettir. Biri havf, birisi reca. Korku ile ümit arasında olur mümin. Dua nedir? Ümit etmektir muhterem hocamın ifadesiyle. Ümit dolu bir hayatı sizlere ve bizlere Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Allah-u Teala imandan ayırmasın. Bu gecelerin kadrini, kıymetini bilen kullar zümresine hepimizi dahil eylesin. Önümüzdeki hafta görüşene dek ve daima sizleri Cenab-ı Rabbül Alemin'e emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.